Eserin adı Yalnızlık Dolambacı. Eserin yazarı Octavio Paz. Katolik dininin yayılmasıyla bu inançlarımız kökten değişti. Eskiden toplumsal bir olay olarak görülen kurban, yani adak ve esenliğe erme, kurtuluş düşüncesi bireysel bir boyut kazandı. Özgürlük insanlaştırıldı ve insana verildi. Azteklerin temel sorunu yaratmanın sürekliliğini güvence altına almaktı. Kurban ve adaklar öteki dünyada sağlıktan başka bir esenlik getirmezlerdi. İnsanın kanı ve ölümüyle can kazanan birey değil, evrendi. Hristiyan için önemli olan önceliği yüksek olan insandır. Daha baştan tarih ve toplum birlikte kargınmış, değersiz gösterilmiştir. İsa'nın ölümü tek tek her insanı kurtarmıştır. Toplumlar değil, bizlerden her birimiz tek tek insanız ve tümümüzün tüm umutlarıyla olanaklarını taşımaktayız. Hristiyanlığa göre günahtan kurtulmak ve bağışlanmak ise tek tek bireylerin kendilerine düşen görev. Her iki inancın da karşıt görünmekle birlikte ortak temeli var. Toplumcu ya da bireyci olsun, yaşam yeni bir yaşam olan ölüme yöneliktir. Yaşam ölümde gerçekleşince ancak kendini aşmış ve işlevini bulmuş olur. Ölüm de yeni bir yaşama olduğu için aşamadır. Hristiyanlığa göre ölüm bir geçiş, bir perende atıştır. Bu dünyadaki yaşamdan öteki dünyadaki yaşamadır. Aztekler içinse ölüm, yaratıcı güçlerin sürekli olarak yenilenmesi yolunda insanoğlunun yapabileceği en büyük görevdir. Yaratıcı güçler, kutsal bir besin sayılan kandan yoksun kaldıkları anda yok olacaklarına inanırlardı. Her iki dizgede de yaşam ile ölüm elle tutulur bedenden yoksundur. Tek gerçeğin iki yüzüdür. Bu dinsel dizgeler görünmeyen gerçeklere uzanan inançlardır. Çağdaş ölümün kendini aşan ya da öteki değerlere ilişkin anlamı kalmamıştır artık. Ölüm doğal bir sürecin kaçınılmaz sonucundan öte bir şey değildir. Olgular dünyasındaki sayısız olaylardan yalnızca biri. Ama ölüm tüm kavramlarımıza ve yaşamımızın anlamına öylesine aykırıdır ki. İlerleme ve gelişme felsefesi, Ozan Scheller'ın nereden nereye diye sorup soruşturduğu ilerleme inancı, sihirbazın elindeki parayı yitirmesi gibi ölüm olayını sanki ortadan kaldırdığını sanıyor. Çağdaş dünyadaki her şey ölüm sanki yokmuş gibi işler. Kimse ona önem vermez. Ölüm her yerde bastırılır. Siyasal demeçlerde, reklamlardaki ahlak ve törenlerimizle ilgili yayınlarda, hastaneler, eczaneler ve spor kulüplerince bize sunulan indirimli sağlık ve mutluluk programlarında ölümün adı anılmaz. Oysa neye el atsak orada ölümü buluruz. Ve de bir aşama olmaktan vazgeçen ölüm, kendisine sunulan hiçbir şeyle doymayan kocaman ve obur bir kursak olarak karşımıza çıkar. Sağlık, toplum sağlığı ve doğum denetimi, harika ilaçlar ve yapay besinler yüzyılı, polis devletlerinin ve toplama kamplarının, Hiroşima'nın ve polis öykülerinin de yüzyılı oldu. Kimse ölümü, kendi ölümünü düşünmüyor. Rilke'nin çağrısına uyan yok. Çünkü kimse kendine özgü bir hayat yaşamıyor artık. Topluca yanaşılan hayatın meyvesi de topluca boğazdan mı oluyor? Çağdaş Meksikalı için ölüm anlamını yitirdi. Ölüm bir geçiş. Bizimkinden daha canlı bir hayata varış aşaması değildir artık. Dudakları yaktığı için olacak New York'ta, Paris'te ve Londra'da ölüm sözcüğü artık ağza bile alınmıyor. Oysa Meksikalı ölümü iyi tanır. Ölüm en beğendiği oyuncak ve ona candan bağlı sevgilisidir. Onun da ölümden en az başkaları kadar korktuğu yadsınamaz gerçekleri korkar ama hiç olmazsa ölümü görmezlikten gelmez. Ölümün gözüne, gözünün ta bebeğine bakar. Alayla, yürekle ve sabırsızlıkla. Beni yarın öldüreceklerse, söyle çok bekletmesinler beni. Hemen bitirsinler işlerini. Türküsünü çığırır. Meksikalı'nın ölüme karşı saygısızlığı, yaşamdan yana aldırmazlığından gelir. O yalnız ölümü değil, yaşamı da çözümsüz görür. Türkülerimiz, atasözlerimiz, bayramlarımız ve yaygın inançlarımız ölümden neden yılmadığımızı açıkça ortaya koyar.
Hayat bizi bu korkudan kurtarmıştır. Ölüm doğal ve istenen bir şeydir. Ölüm ne kadar erken gelirse o kadar iyidir. Öldürürüz. Çünkü kendimize ya da bir başkasına ait olsun, hayatın değeri yoktur. Hayat ve ölüm birbirinden ayrılmaz gerçekliklerdir. Bunlardan birisi anlamı yitirince öteki de anlamsızlaşır. Meksikalının ölümü, Meksikalının yaşam yüzüdür. Meksikalı içine kapanır ve ikisine de boş verir. Ölümü küçük görmemiz, yarattığımız ölüme tapma inancıyla çelişik değildir. Bizim her şeyimizde, piyasada, oyunlarımızda, aşkımızda ve düşüncemizde ölüm vardır. Ölmek ya da öldürmek, yakamızı hiç bırakmayan düşünceler. Ölüm tutkusu bizi baştan çıkarmıştır. Ölüm olgusunun üzerimizde kurduğu büyüsel egemenliğin nedeni, belki de keşişlerinkine benzeyen yalnızlığımız ve ondan kurtulma tutkumuzdur. Canlılığımızın kendisini yadsıyan biçimlerde ortaya koyması, patlamalarımızdaki saldırganlığa ya da kendi canına kıymaya yönelik, yani öldürücü eğilimi açıklayabilir. Patlayınca bizi o noktaya getiren iç gerilimin en yüksek noktasına erişir. Yaşamanın doruğuna da dokunuruz ve orada duygusal esinimizin doruğunda başımızın döndüğünü anladıktan sonradır ki ölüm bizi kendine çekmeye başlar. Yaşamla savaşımda ölümün bizi araç olarak kullanması, yaşamı bütün boş ve aldatıcı görünüşlerinden sıyırıp bize tüm çıplak gerçeğiyle birkaç semiz kemik ve çirkin beğenilmezlik olarak göstermesi başka bir etmendir. Her şeyin ölüm olduğu dünyada yalnızca ölüm değer taşıyabilir. Ama biz ölüme olumsuzca evet deriz. Kafatası biçimindeki akide şekerlerimiz, gök fişekleriyle delinmiş kağıt iskeletler, yaşamla hep eğlenirler, insan varlığının içliğini ve anlamsızlığını gösterirler. Evlerimizi ölü kafalarıyla süsleriz. Ölü gününde kemik biçiminde yoğurulmuş ekmekler yeriz. Ölümün güldüğü ve espriler patlattığı öykü ve türkülere bayılırız. Bununla birlikte onunla kurduğumuz ve geliştirdiğimiz bu yakın dostluğa karşı sormaktan da kendimizi alamayız. Ölüm nedir ki? Yeni bir yanıtımız yok. Her soruşta omuz silker geçeriz ve sanki mırıldanırız kendi kendimize. Hayata boş vermişim. Ölümden kime ne? Ölümün önünde Meksikalı onu över, kutlar ve kucaklar ama kendisini onun ellerine bırakmaz. Her şey Meksikalı'ya uzak ve yabancıdır. Ama hiçbiri ölümden daha ırak değil. Teslim olmaz. Çünkü teslim olmak gözden çıkarmak demektir. Gözden çıkarma ise birinin vermesi, başkasının alması demektir. Kapalı ve aşamasız dünyada ölüm ne verir ne de alır. O kendini tüketir ve kendisiyle yetinmeye çalışır. Bu yüzden ölümle ilişkilerimiz oldukça yakın. Öteki insanların ilişkisinden belki biraz daha yakın ama anlamsız ve cinsel coşkudan yoksundur. Çağdaş Meksika'da ölüm kısırlaşmış bir olaydır. Azteklerle Hristiyanlardaki verimliliğini ve canlılığını yitirmiştir. Avrupalıların ve Kuzey Amerikalıların bu konudaki tutumları bizimkinin tam karşıtıdır. Onların yasaları, töreleri, bireysel ve kamusal ahlak ilkeleri bütünüyle insan yaşamını korumak, sürdürmek eğilimindedir. Ne var ki bu eğilim son derece iyi tasarlanmışçasına kıymaların, neredeyse kusursuzca işlenmiş suçların ve suç dalgalanmalarındaki sayısal iniş çıkışı önlemeye yetmiyor. Öldürme işlerini bir Meksikalının anlayamayacağı kadar ince ve ölçülü biçimde tasarlayan profesyonel suçlular, deneyim ve yöntemlerini anlatmaktan aşırı doyum sağlayanlar, basın ve kamunun cana kıyanların, suç işleyenlerin açığa vurmalarını izlerken gösterdiği kendinden geçmişlik, büyülenmişlik, koruyucu ve önleyici kolluk dizgelerin yetersizliği, Batı uygarlığının yaşam karşısında gösterdiği eksik ya da yanıltıcı saygının belirtileri değil. Yaşam inancı gerçekten derin ve bütünsel ise aynı zamanda ölüm inancıdır. Çünkü bu ikisi birbirinden ayrılamaz. Ölümü yadsıyan uygarlık kendini yaşamın ta karşısında bulur. Çağdaş suç işleme yöntemlerinin gelişmesi yalnızca teknolojik ilerlemenin ve dedektif öyküleri modasının sonucu değildir. Bu kusursuzluk ölümü gizleme, onu görmezlikten gelme, ölüm yokmuş gibi davranmada kaçınılmaz biçimde var olan hayatı küçük görme tutumundan gelir.
Ayrıca ekleyeyim ki çağdaş teknikler ve suç üstüne yazılmış öykülerin sevilmesi, toplama kamplarına ve toplu ölümlere benzer, iyimser bir dünya ve tek yanlı bir varoluş görüşünün sonucudur. Söz ve sohbetimizden sonra düşüncemizden ölümü silmeye çalışmamızın yararı yoktur. Çünkü ölüm kendisine aldırmayanlardan ya da aldırmadığını söyleyenlerden başlayarak hepimizi silip süpürecektir bu dünyada. Meksikalı haz duymak için öç almak ya da tutkusunu doyurmak için bir kişiyi öldürdüğü zaman bir insan varlığını öldürmüş olur. Çağdaş can alıcılar ve devlet adamları öldürmez, ortadan kaldırırlar. Onlar insanlık niteliklerini yitirmiş varlıklar üzerinde yürütürler deneylerin. Toplama kamplarındaki tutsaklar önce aşağılanarak eşyaya dönüştürülür, sonra toptan yok edilirler. Büyük kentlerde ün yapan katiller, cana kıyış nedenleri genellikle değişik olmakla birlikte, çağdaş liderlerin büyük çapta yaptıklarını ancak çok küçük bir ölçüde gerçekleştirirler. Katil de bir deney yapmaktadır. Kendi olanakları içinde zehir kullanır. Asitle yakar, parçalar. Ama hepsinin ortak bir yanı vardır. İnsanı eşyaya dönüştürür. Ne ki ölenle öldüren arasındaki eski ilişki, ki cana kıymayı insanlaştıran, onu anlamamıza olanak veren tek ipucu budur. Çağımızda ortadan kalkmıştır. Sad'ın romanlarında görüldüğü gibi günümüzde artık işkence yapanlar ile eşya, zevk araçlarıyla yıkım var. Öldürülecek kişinin daha önceden eşyaya dönüştürülerek yok edilmiş olması, öldürenin yalnızlığını dayanılmaz düzeye getirir. Oysa Amerika'da ölme ve öldürme hala kişisel bir ilişkidir. Ve bu ilişkiden dolayı fiyasta günah çıkartma kadar kurtarıcı ve özgürlük kazandırıcı anlam taşır. İnsan öldürmenin dramı, şiiri ve neden apaçık söylemeyi büyüklüğü buradadır. Cana kıyarak geçici bir aşama yaparız. 8. Duino Elegisi'nin başlarında Rilke diyor ki, hayvan suçsuzluğu içindeki yaratık açık olanı görür. Biz ise asla bakmayız ileriye, salt varlığa. Korkudan sırt çeviririz ölüme. Ve onu görmezlikten gelmekle kendimizi yaşamdan, yani ölümü de içine alan bütünden koparmış oluruz. Açık çelişkilerin uzlaştırıldığı, ışıkla gölgenin birbirine karıştığı yerdir. Bu görüş ölümün ilk anlamını yineler. Ölüm ve hayat birbirini bütünleyen karşıtlıklardır. Ölüm ve hayat zaman ve mekan ayrımına tutsak olan bizlerin ancak sezgiyle görebileceğimiz kümenin yarımlarıdır. Doğum öncesi dünyada hayat ve ölüm tek bir bütündürler. Bizimkinde karşı karşıya gelirler, öteki dünyada yeniden birleşirler. Suçtan önceki hayvan suçsuzluğu içinde değil de, suçsuzluğun yeniden kazanılmasında insanoğlu bu dünyadaki hayat ölüm ikiliğini, onları birbirinden ayıran karşıtlığı, ki bu yalnızca kavramsal bir olgudur, aşabilir ve onları yüce bir bütün olarak algılayabilir. Bu aydınlanma bazı bağlantılarımızdan kurtulmakla gerçekleşir. İnsan, dünya hayatıyla birlikte ruhlar dünyası ve hayvanlar dünyası içinde duyduğu özlemlerden de vazgeçmek zorundadır. Hayata açılmak istiyorsa ölüme de açılmalıdır. Başarabilirse melek gibi olacaktır. Böylece iki ayrı görüş beliriyor ölüm konusunda. Birisi geleceğe bakarak ölümü yaratma olarak kavramlaştırıyor. Öteki geriye yönelerek kendisini hiçlik büyüsü ya da ruhlar dünyasına duyulan özlem gibi dile getiriyor. Cesar Vallejo dışındaki Meksika ya da İspanyol Amerikası'nın öteki ozanları bu tutumlardan birincisini pek benimsemezler. Gizemci bir ozanımızın bulunmayışı, çağdaş Meksika'nın din konusundaki duyarsızlığını gösterir. Oysa derindeki gerçeği inebilmek için Rilke gibi gizemci ozan olmak gereklidir. Jose Gorostiza ve Xavier Villaurrutia gibi Meksikalı ozanlar ikinci görüş tutarlar. Gorostiza ya göre yaşam sonu olmayan bir ölüm. Hiçliğe doğru sürekli bir düşüştür. Villaurrutia ise yaşam
ölüm özleminden başka bir şey değildir. Villaurrutia'nın kitabına koyduğu Nostalgia de la Muerte, yani ölüm özlemi başlığı, şans eseri elde edilmiş bir 12, yani tam isabet başarısı değildir. Ozan, şiirinin sonul anlamını söylemek için bu adı seçmiş olmalıdır. Hayatın meyvesi ya da sonu gibi ölüm yerine özlem olarak ölüm düşüncesi ilk ölümdür. Başlangıcı olarak tümdür, yaşamını ilk ve özgün kaynak. Ana kanı değil, kemiktir. Bu yargı boş bir paradoks gibi ya da çağlar boyunca bilineni yineleme denemesi gibi görünür. Çünkü topraktan geldin ve toprağa döneceksin, diyor Tevrat. Ozan'ın bu şiirinde dünyasal yaşamın bizi yoksun bıraktığı anlamı, yaşamın gerçek anlamını ölümde aradığına inanıyorum. Bakınız neler olacak ölümden sonra. Zaman, son büyük yarışında. Koşacak ikinci bir yelkovanla. Kavuşturacak her şeyi bir anda. Kim bilir belki mümkün olan. Yaşamak ölüm sonrasında. İlk ölüme dönüş, hayattan önceki hayata, ölümden önceki hayata, ruhlar dünyasına, anaya dönüştür. Ozan, Jose Gorostiza'nın şiiri, Muerte Sin Fin, sonu olmayan ölüm. Latin Amerika'daki gerçekten çağdaş diyebileceğimiz ölüm bilincinin en iyi belgesidir. Öyle bir bilinç ki, göz kamaştıran parlaklığına, tutsak olan kendisini anlamaya çalışır. Ozan mantıksal coşkuyla varlığın maskesini düşürmeye çalışır. Onu olduğunca görebilmek için. Şiirle sevgi ilişkisi kadar eski olan dünya ile insan arasındaki söyleşi, su ile onu taşıyan şişe, düşünceyle onun içine döküldüğü kap arasındaki diyaloğa dönüştürülür. Sonunda düşünce içinde bulunduğu kabı paslandırır ve çürütür. Görünenler hapishanesindeki yerinden Ozan bizi uyarmaya çalışır. Maddeyi eğiten, ona biçim ve anlam veren, sonradan onu yozlaştıran ve yıkan da hep aynı soluktur. Görünenler dünyası, ağaçlar ve geceler ve ağaran tan yerleri, renkli kurdeleler gibi yalnızca simgesel aldatmacalardan, imge ve simgelerden oluşur. Oradaki her şeye bir yansıma ya da yankı olduğu için bu hapishane oyuncusu olmayan dramdır. Kendi kendisiyle aynalar ve yankılar aracılığıyla konuşan kendi canına kıymanın çok sayıda ve giysi değiştirmiş öykünmecileri ve de o kendi kendine aşık ölümden başka şeyi düşünmeyen akıl. Burada her şey kendi açıklığına ve parlaklığına dalmış ve saydam ölüme yönelmiştir. Yaşamsa ölümün kendini oyalamak, kandırmak için yoktan yarattığı bir mecazdır. Yazarınca açıkça belirtilmemişse de şiir aslında eski Yunan'dan kalan Nergis yani Narcissus teması üzerine çeşitlemedir. Ama o yalnızca kendi saydam ve duru suyunda kendisiyle konuşan Valeri'nin ünlü şiirindeki gözün aynı zamanda ayna olması dizesi gibi bilinç değildir. Bu şiirdeki işliktir. Yaşama öyküleyen, yaşamında yozlaşmayı ve ölümü yaratan, çırılçıplak soyunan, kendine aşık olan ve ondan kurtulamayan, sonu olmayan ve yorulmayan ölüm. Fiesta'daki dışa açılmamızda, kendimizden geçtiğimiz ya da birbirimize sır verdiğimizde öyle katı oluruz ki, kendimizi yaralarız. Hayata karşı olduğu gibi ölüme de omuz silker geçeriz. Onu sessizce ya da küçük gören bir gülücükle karşılarız. Fiesta, coşkumuzun işlediği suçlar ve de gereksiz yere suç işleme eğilimimiz gösteriyor ki, övünmekten kendimizi asla alamadığımız o ünlü denge, maskeden başkası değildir. O maske bir iç patlamasıyla her an düşmek tehlikesiyle yüz yüzedir. Bütün bunlar gösteriyor ki Meksikalı kendi üzerindeki ve ülkesinin gövdesi üzerindeki yara izinin varlığını duyar. Biraz yayılmış olmakla birlikte o yaşayan özgün ve iyileşmez damgadır. Söz ve davranışlarımız da yabancıların bakışlarıyla her an deşilip kanamaya hazır olan bu açık yarayı örtüp saklamaya çalışıyoruz. Her ayrılıktan yara izi kalır. Ayrılığın ne zaman ve nasıl olduğuna değinmeden diyeyim ki, her kopuş, ister kendimizle ya da çevremizle, ister geçmişte ya da şimdiyle, bizde bir yalnızlık vurgunu yaratır. Ana babadan ayrılık, yurdundan göçmek, tanrıların ölmesi ya da ağırlı vicdan acısı gibi aşırı durumlarda yaşanan yalnızlık duygusu, yetim öksüzlük duygusuna benzetilmiştir. Her ikisi de kendini sanki suçluluk gibi duyumsatır. Bir ayrılık ilişkisinin kişiye verdiği acılar ve suçluluk duyguları büyük sürgüne son verecek bir birleşmenin gerekli kurbanları, töre ve umutları,
gibi görülebilir. Kavuşup birleşme ile ayrılık kendi kendini iyileştirir, suçluluk duygusu gider ve yara sanki küçülür. İşte bundan dolayı yalnızlık, iyileştirici ve günahtan arındırıcı bir güç, bir nitelik kazanır. Yalnız kişi yalnızlığını aşar. Bu aşamayı vuslatın, sevgiliyle birleşmenin kanıtı sayar. Meksikalı ise yalnızlığının duvarlarını aşamaz. Tersine kendini orada tutuklar. Bizim yalnızlığımız Filoktetes'in sürgün adasındaki tutsaklığına benzer. Ondan kurtulmak umuduyla değil de kurtulacağız korkusuyla yaşarız. Yoldaşlarımızın varlığına dayanamayız. Hoşgörüyle karşılayamayız onları. Kendi içimize gizleniriz. Genellikle açığa vurduğumuz coşkularımız dışındaki bu yalnızlık, yaratıcının ya da kurtarıcının yalnızlığına hiç benzemez. Yakınlıkla çekingenlik, haykırış ile suskunluk, fiesta ile uyanıklık arasında gider geliriz. Gerçekte hiçbirine tümden bırakmayız kendimizi. Aldırmazlıklarımız, boş vermişliklerimiz, yaşamı gizleyen ölüm maskesidir. Yabansı çığlığımız bu maskeyi fırlatır atar gökyüzüne doğru. Maske orada, gürültüyle patlar. Sessizce ve yenilgiyle yere iner. Her nedense ve nasılsa. Meksikalı kendini evrene, hayata ve ölüme kapamıştır. Dördüncü bölüm. Malinche'nin oğulları. Yabancı konuklarımızın yabancısı ve hatta bazen saldırgan bulduğu kapanıklığımız, biz Meksikalıların gizemli varlıklar olduğumuz yolundaki yaygın söylenceye yol açmıştır. Kuşkularımız bizi insanlardan uzak tutar. Davranışlarımızdaki incelik çekici olsa da aşırı sıkılganlığımızın soğuk, itici etkisi vardır. Yabancılar zaman zaman kendimizi kaptırdığımız o nedeni bilinmez kavgacılığımızdan, fiestalarımızın o sessiz ya da depremi andıran görkeminden ve ölümü kutsayıp ölüye tapınmamızdan tedirgin olurlar. Yabancı konuklar üzerinde bıraktığımız ilk izlenimler, Doğulularla ilgili genel izlenimlere benzer. Çinliler, Hintliler ve Araplar da kapalı ve anlaşılmaz kişilerdir. Onlar da eski püskü giysiler içinde sessiz, devinmesiz, cansız doğa gibi bir tarihi saklarlar. Sarı ya da siyah tenli insanların bir gizemi olduğu gibi Meksikalı'nın da anlaşılmazlığı vardır. Meksikalı imgesinin nitelikleri gözlemciden gözlemciye değişir ama çok kez karşılıklarla dolu anlaşılmaz bir imgedir. Güvensizlik duygusu içinde geliştirdiğimiz tepkiler tıpkı suskunluğumuz gibi önceden kestirilemeyen türdendir. Şöyle bir bakışımızın derinliklerinde hainlik, bağlılık, aşk ve suç duyguları gizlenebilir. İnsanları çekeriz kendimize ama kimsenin bize fazlaca yaklaşmasına da izin vermeyiz. Bizimle ilgili bu izlenimlerin nedenini ve nereden geldiğini anlamak zor değildir. Avrupalılar evrensel tarihin, tarih sürecinin kıyı köşesinde kalmış bir ülke olarak görürler Meksika'yı. Bu yüzden Avrupalılar Meksikalı'yı yabancı ve anlaşılmaz bulur. Öte yandan kendilerinden uzakta geleneksel yaşam düzenini sürdüren, giyim kuşamı ve sözlü sohbetiyle geçmişi anımsatan köylülerimiz de kentlileri büyüler. Hemen her ülkede köylü, toplumun en eski ve gizemli ögesidir. Köylü kendinden başka herkes için anlaşılmaz. Düşünce ve davranışlarından öndürülmez bir varlıktır. O bir gömü, toprağın koynunda filizlenen tohum. Uygarlığın ölü katmanları arasında canlı kalmayı bilmiş ta kendisidir. Kadın da erkeklerden kopuk yaşayan ve bundan dolayı bilmece gibi bilinemez ve anlaşılamaz varlıktır. Belki de kadının çözümsüz bir sorun olduğunu söylemek daha doğru olabilir. Yabancı bir ırkın ya da toplumun insanları gibi kadın hem çekici hem iticidir. Hem çeker hem iter. Kadın hem bolluk hem de ölüm simgesidir. Hemen her kültürde yaratma, üretme işlevinin tanrıçaları, yok etmenin de tanrıçalarıdır. Kadın evrenin ve onun derin ve akıl almaz çeşitliliğinin yaşayan simgesidir. O yaşamı mı yoksa ölümü mü saklar içinde? Neler düşünür kadın? Ya da düşünür mü? Duygusaldır ama duyguları var mıdır? Gerçekten. Varsa eğer bu duygular biz erkeklerinki gibi midir? Kadının anlaşılmazlığından ya da görünür aldırmazlığından öç almak isterken sadist olmaya başlarız. Louis Cernuda'nın söylediği gibi istek yanıtı olmayan bir sorundur. Tüm ve yuvarlak çıplaklığına karşın kadının içinde beyci gibi hiç uyumayan bir varlık saklıdır sanki. Dünyanın yüreğindeki bilinmezliği pekiştiren Havva ile Afrodit. Bütün bu büyük ozanlar gibi Ruben Dario'da kadını yalnızca bilinenin ya da bilinmezliğin konusu olmaktan çok bilinenin kendisi olarak görmüştür.
Ama o bizim asla elde edemeyeceğimiz türden bir bilgiyi, tüm bilmezliğimizin bir toplumu ve en büyük sorunudur. Emekçiler de toplumun de merkezinden uzakta, ayrı mahalle ve topluluklarda yaşarlar ama emekçi sınıfına ilişkin imgelerimizin benzer duygu ve tutkularla yüklü olmaması ilgi çekicidir. Emekçi eski toplumun ölümünü ve yenisinin doğuşunu simgeler. Çağdaş bir romancı, sağlığı, yıkımı, doğurganlığı ya da ölümü simgeleştiren bir kişilik yaratmak istediği zaman neden acaba aklına emekçiler gelmez? Çağdaş dünyanın en acımasız eleştirmenlerinden birisi olarak D.H. Lawrence, zamanımızın bölünmüş insanını, dünyayı bütün olarak görebilen, gerçek insana dönüştürebilecek erdemler üzerinde yazmıştır sürekli olarak. Bu erdemleri somutlaştırabilmek için eski ve Avrupalı olmayan ırklardan olan kişilikler ya da Mayors adını verdiği av hayvanını yaratır. Lawrence'ın İngiltere'de kömür madenlerinde geçen çocukluğu belki de onun işçi kahramanlar üzerinde neden hiç durmadığını açıklayabilir. Onun burjuvalardan hoşlanmadığı gibi emekçilerden de hoşlanmadığını biliyoruz ama öylesine yürekli bir romancının yapıtlarında işçinin arka planda bırakılışını nasıl yorumlamalı? Onun bütün roman kahramanları ya bir aydın, ya profesyonel bir devrimci, ya da serüvencidir. Ülkesini, sınıfını ve kökenini yadsıyan yalnız kişi, kuşkusuz, kahramanın topluma karşı çıkan bir varlık olması. Romantik çağdan kalma bir gelenektir. Oysa emekçi, patronu gibi yeni varlıktır. İkisi de yeni üretim makinesinin oğullarıdır. Çağdaş emekçi bireysellikten yoksundur. Sınıf olgusu bireyden güçlü olduğu için yaratılış sırasında emekçi kişiliğini yitirir. Endüstri emekçisi olurken bireyselliğini yitirmek insanın başına gelebilecek ilk ve en korkunç parçalanmadır. Kapitalizm insanı da üretim sürecinin bir ögesi düzeyine düşürmekle işçiyi insanca yaşamdan yoksun bırakır. Üretim sürecindeki herhangi bir araç gibi emek, yani emekçi insan satılabilir ve satın alınabilir. Toplumsal durumundan dolayı emekçi insan dünya ile kurduğu insanca ilişkilerini çabucak yitirir. İşlettiği makineler onun kendi malı olmadığı gibi ürettiği mallar da onun değildir. Çünkü kişisel şeyler üretmez ve üretimin tek bir yönüyle ilgilendiği için yaratıcı olanların ayrımına varamaz. O bir işçidir. Bu sözcük belli bir işi göstermez. Bir işlevi anlatır. Yani onun emeği bir hekim, mühendis ya da marangozunkinden ayrı olarak öteki insanların çalışmalarından soyutlanamaz. Onu niteleyen işçi soyutlaması zamanla ölçülen iş aslında işçi imgesini öteki soyutlamalardan ayırmaz. Tersine bu ayrılmazlık onu ötekilere bağımlı kılar. İşte emekçiye özgün kişiliğini ve anlaşılmazlığını kaybettiren ve onu bir roman kahramanı rolünden yoksun bırakan da onun saydamlığının nedeni de budur. Bu saydamlık aslında öteki üretim araçlarının saydamlığından hiç de başka değildir. Çağdaş toplumun karmaşıklığı ve çalışma hayatının gerektirdiği aşırı uzmanlaşma yüzünden işçinin içine düştüğü soyut koşullar öteki toplum kesimlerine de yayılmıştır. Bir teknikçiler dünyasında yaşadığımız söylenmiştir. Ücret düzeyindeki ve yaşam biçimindeki ayrılıklara karşın teknikçilerin durumu da temelde emekçiye benzer. O da bir ücretlidir ve ne yarattığının gerçek bilincinde değildir. Böylece çağdaş toplumun ülküsü olan teknikçiler egemenliği bir araçlar egemenliğine dönüşür. Orada amaçlar ve yaratıcılar için gerekli araçların yerini artık işlevler almıştır. Böyle bir dizgeler toplumu nereye gittiğini ya da gideceğini bilmeden hızla ilerler ve de makinenin özgün bir niteliği olarak aynı sürecin yinelenip durması sonucunda o güne dek bilinmeyen ilerleme aracı yaratılmış olur. Nereden gelip nereye gittiği bilinmeyen bir ilerleme için. Tepeden inmeci, buyurgan rejimler baskıyla ve propaganda yoluyla işte bu koşulları yaymaktan ve genelleştirmekten öte bir şey yapmamışlardır. Onların yönetimi altında herkes bu koşullardan bunalır. Belli anlamda bu bunaltma süreci kapitalist düzenin toplumsal ve siyasal kesimlere götürülmesi sürecidir. Parçaların ayrı ayrı üretildikten sonra özel iş yerlerinde bir araya getirilmesi kütle üretiminin başlıca özelliğidir. Propaganda, şiddet ve baskı yöntemlerini kullanan buyurgan rejimler aynı araçlardan yararlanır. Propaganda örgütü küçük paketler ve diziler içinde tek başına eksik gibi görünen bilgi ögelerini yayar durur.
Sonra bu parçacıklar bir araya gelir getirilir ve kitlelere mutlak doğrular olarak sunulacak olan büyük siyasal kuramlara dönüştürülür. Yönetimde yıldırma korkutma tekniğini kullananlar da aynı ilkeye uyarlar. Azınlıklar, sınıflar, katılmayanlar, kuşkucular gibi birbirinden yalıtlanmış küçük toplulukların izlenip cezalandırılmasıyla sindirme işine girişilir. Sonunda bu yöntem herkese uygulanır. Daha başlangıçta toplumun bazı kesimleri iş çekişme ve düşmanlık tohumlarıyla birbirine düşürülmüş bulunduğu için öteki kesimlerin ortadan kaldırılmasını umursamazlar, hatta yazgı ortaklarının ceza görmesine yardımcı bile olurlar. Herkes suç ortağı olunca suçluluk duygusu tüm topluma yayılır. Cezalandırılmamış kimse kalmayıncaya dek bu yıldırma sürer gider. Cezalandıran da cezalandırılır sonunda. Bunun için siyasal çarkın tek bir dönüşü yeterlidir. Liderler de içinde olmak üzere kimse bu acıması olmayan diyalektik süreçten kurtulamaz. Yıldırmacılığın dünyası tıpkı kitle üretimi gibi eşyanın yani salt araç ve gereçlerin dünyasıdır. Bu benzerlik ya da özdeşlik, çağdaş sindirmeciliğin tarihi geçerliliği üzerindeki tartışmalarımızın ne ölçüde anlamsız olduğunu kanıtlar. Eğer ilgimizi çeken şeyler genellikle bilinmez ve anlaşılmaz şeylerse gereçler hiç de bize ilginç görünen araçlar değildir. Çünkü onların bilinmeyen yanları kalmamıştır. Bilinmez bir somun parçası hemen bilinenden ayrılır. Kendine özgü bir canlılık kazanır ve böylece bir şey olmaktan kurtulur. Onun içinde saklı bilinmez, dışarıya fırlamaya hazır bekler. Bilinmeyene ilgi çekici yapan da budur. Nedir o? Bilinmeyen, bizim dilek ve istemlerimize kolayca boyun eğmeyen güçtür. Onun ne zaman dışarı vuracağını, kendini nasıl belli edeceğini asla bilemeyiz. Ama araç ve gereçlerin bilinmeyen gizleri pek kalmamıştır. Ne soru sorarlar ne de yanıt verirler. Ellerimizin bu basit, sessiz ve saydam uzantıları ancak toplu istemlerimizin izin verdiği ölçüde yaşar. Yıpranıp aşınınca onları hiç düşünmeden çöplüğe, toplama kamplarına ve otomobil mezarlığına atarız. Ya da değiş tokuş ederiz onları. Dostlarımız ya da düşmanlarımızla yeni yeni gereçler almak için. Eserin adı Yalnızlık Dolambacı. Eserin yazarı Octavio Paz.